Günaydın efendim, gününüz aydın, gönlünüz neşeyle, keyifle ve mutlulukla da olsun sevgili seyirciler. Herkese yeniden iyi haftalar diliyorum. Bugün yine dopdolu, keyifli, çok hoş sohbet bir program bekliyor sizleri efendim. Hemen telefon numaramı vermek istiyorum ben. Telefon numaram 0212-288-0390. Tekrar ediyorum efendim, 0212-288-0390. Mail adresim nilgunbelgun@tv8.com.tr. Efendim ilk konu çok güzel. Oynadığı karakterler kadar güçlü ve genç bir oyuncu. Onunla sanattan, oyunculuktan ve yeni projelerinden konuşacağız. Ece Uslu geliyor. Yakışıklı genç bir beyefendi getiriyor efendim. Efendim ikinci konuğum genç ve dinamik bir televizyon programcısı. Kendisini uzun süredir hazırlayıp sunduğu programlarla izleme fırsatı buluyoruz. Enerjik, başarılı ve güler yüzlü bir şovmen Hakan Doğanay geliyor. İki tane genç, yetenekli insanla sohbet edeceğim. Nasılsınız diye başlıyorum şöyle bir. İyi misiniz? İyiyiz, çok iyiyiz. Efendim Hakan Bey sizler iyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim, iyiyiz. Ladies first diyorum. Önce Ece'cimden başlıyorum. Bir kere ben kendi fikrimi söyleyeyim Ece. İlk gördüğüm anlardan itibaren seni ve Sanem Çelik'i çok beğenerek izliyorum. Her ikinizi de çok seviyorum. Senin oyunculuğunu, karakterini, efendiliğini, güzelliğini, her şeyini çok beğeniyorum. Ben bir abla oyuncu evet. olarak. Çünkü bir de seni şöyle başarılı buluyorum. Sen bizde bir lokomotif oyuncu denen bir şey vardır. Yani bir oyunu alıp götüren oyuncu. Bir diziyi alıp götüren oyuncu. Sen genç yaşında hakikaten lokomotif bir oyuncusun. Hangi dizide olursa olsun, tabii bazen şanssızlık olabilir, onlar önemli değil. Ama genelde dizileri baştan sona alıp götürebilen başrol oyuncususun. Ki bu çok önemli. Zerda ile başladı. Yani benim seni tabii ki çok uzun süre gördüğüm Zerda oldu. Ama ondan evvel Kara Melekler var, birçok dizi var. Zerda'da iki sene boyunca sen bir otel odasında yaşamışsın. Hepimiz, bütün ekip öyle. Bütün ekip. Evet, bütün ekip iki sezon boyunca Antep'te yaşadık. Aslında hem çok keyifli hem de çok zor tarafları olan bir şeydi tabii. Gerçekten hani evinizde olamıyorsunuz, sevdiklerinizden uzak kalıyorsunuz. Haftanın sadece bir günü olmak üzere iki sene haftanın bir günü mutlaka İstanbul'a gidip geliyorduk dublaj için. Çok yorucu oluyordu tabii. Yine yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Yani zor insan için. Ben düşünüyorum da evimden o kadar zaman uzakta dizi yapmak zor. Yani belki bu saatte bana zor geliyor. Siz daha gençsiniz. Ama zor. Yani kolay bir iş değil. Zor, ama işte bir başarılı olunca keyifli. Çok keyifli. Çok da tutan bir diziydi. Şimdi evet. oynadığın Elveda Derken de tutan bir dizi. Bu büyük şans. Yani gerçekten televizyonda dizilerin tutan bir dizide oynamak bir oyuncu için büyük evet, şans. Biraz öyle. Şimdi biliyorsun 3-4 gün sonra beğenilmedi diyor. Kalkıyor diziler ve de oyuncuya faturası çıkıyor. Çok da şans tanınmadan kalkıyor. Tabii. Evet, o kadar maalesef. Emeğe de günah oluyor ama evet o kadar çok dizi olduğu için maalesef böyle. Şimdiki diziyi burada çekiyorsun. Burada İstanbul'da geçen sezondan beri, geçen seneden beri devam ediyor da. Bu sezonda gidecek gibi gözüküyor. Şimdi senin gayet. Gibi sen İstanbul'dasın ama senin gibi o Zerda zamandaki gibi Anadolu'yu dolaşan Hakan var burada. Hakan çok güzel bir projesi var Hakan'ın. Yani bir, iki senedir mi Hakan televizyonda? Hakan'la geziyorum programı. Hakan'la geziyorum iki senedir ama onun öncesinde TRT dönemi var tabii. O da bir gezi programıydı. Evet. Yaklaşık olarak o da iki sene sürdü. O canlı yayındı. Yine Türkiye'yi dolaşıyorduk ama Hakan'la geziyorum...
2 yıldır devam ediyor. 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok da başarılısın Hakan bu konuda. Hatta geçen gün bu Şırnak'la ilgili çekim yaptığın, evet, Şırnak bölümü için bayramın birinci günüydü sanırım. Yüksel Aytu seninle ilgili çok güzel bir yazı yazmıştı. Evet. Bu yazılarda insanları doğrusu köşe yazarlarının işte yazdığı takdirler insanın çok hoşuna gidiyor. Motive sanatçı, ediyor, evet. Motive ediyor. Tabii sanatçı takdir edilmek ister, beğenilmek ister. Bu işte onun için yapar. Biz öyle yaparız. Televizyoncu da aynı şekilde. Peki seninle ilgili bir veterimiz var. Tamam. O Şırnak'la ilgili sanıyorum. O veteriyi seyredelim, sonra devam edelim. Hakan'la geziyorum. Hakan'la geziyorum'a hoş geldiniz. Bakalım terör Cizre ve Şırnak'ın neresinde? Hakan'la geziyorum başlıyor. Hemen sol tarafımda şu anda Suriye sınırını görüyorum. Arkamda ise Cizre. Şal Şapik yeni. Bu şal. Bir Sıla dizisiyle diyorsun. İki bak değil mi yemeğe? Zenci böyle. 2 metre boylarında insanlar. Çok korktum. Cizre zindanına atar. Terör ne yazık ki şu anda bulunduğum noktada var. Beni yoktur, yoktur terör, yoktur. Ne kadar Şafak? 26 avuç. Sevgili izleyiciler, şimdi Cizre'de ve Şırnak deyince her akşam belki haberlerde hep terör, hep terör görüyoruz. Ama biz şu anda Cizre sokaklarında son derece sakin bir hayatın içindeyiz. Yani şu anda biz şu Cizre'ye geldiğimizden beri herhangi bir şekilde terörle ilgili hiçbir şey duymadık, görmedik. Sadık, biraz evvel söylediğin şey doğru değil mi? Evet, doğrudur. Bir anlat bakalım ya. Nedir senin sıkıntın? Ya benim anlatmak istediğim şöyle bir şey. Mesela batıdaki insanlar bizi yanlış biliyor. Yanlış görüyorlar. Zenci böyle, 2 metre boylarında insanlar, böyle şişman, aptal, geridekili insanlar. Mesela Mersin'e giriyorum, nereden diyor, ben Şırnak'tan diyorum. Aa Şırnak'ın Allah'ın dağında mısın diyor falan. Ya ben falan bilenim diyorum. Ya dün onu şehit verdik, hep siz anan baban kardeşlerin yardım ediyor onlara. Siz destekliyorsunuz, halbuki öyle bir şey yok. Sevgili izleyiciler, Hakan'la geziyorum Cizre devam ediyor. Şimdi Cizre'de nereye geldik? Cizre'de bir ilköğretim okuluna geldik. Bakalım Cizre'de öğretmenlerimiz neler söylüyor bize. Siz nelisiniz? İzmirliyim. Kaç senedir burada görev yapıyorsunuz? 5. yılım. 5. sene. Bu peki böyle bir mecburi görev olarak mı gelmiştiniz önce? Önce atamayla, sınavdan aldığım notla ilk buraya atandım. Kaç sene görev yapmanız gerekiyor normal şartlarda? Minimum. Kurumlu ücretim 3 yıl olması gerekiyor. 3 yıl burada mutlaka görev yapmak zorundayım. Burada görev yapmak zorundayım ama 5. yılındayım. Siz İzmir'den direkt mi buraya geldiniz? Direkt geldim. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cizre dendiği zaman önce ne hissettiniz? Çok korktum. Çok ağladım. Musaydin'den sonra çok ağlamıştım buraya gelirken. Ama şimdi çok mutluyum. Bana gurbet gezdirdi. Sıra geldi buğday çorbasına galiba. Ama diyorlar ki buğday çorbasını Şırnak'ta en iyi Kevser abla yapıyor. Doğru, doğru. Hakan'la geziyorum. Çok keyifli, çok tempolu bir program yapıyorsun. Evet. Yani böyle sahne şovu gibi o kadar arka arka hızlı hiç insanı sıkmadan ben de seyrediyorum, görüyorum çünkü. Peki bu Şırnak farklı bir yönünü göstermiş, evet, Şırnak'ın ve çok keyifli. Çünkü biz oraları çok daha başka düşünüyoruz. Sen daha sıcak, hı, daha insani yanını ve oradaki mutlulukları da göstermişsin. Nereden aklına geldi Şırnak? Şimdi Hakan'la geziyorum, hı, yaklaşık olarak 2 sene boyunca ekranda yaklaşık 85-90 haftadır devam ediyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerine gittik, ziyaret ettik. Fakat o dönemler içerisinde işte biz Şırnak programı çekmeye karar verdiğimiz dönem içerisinde Türkiye'de bir anda biliyorsunuz işte Hakkari'deki terör saldırılarından dolayı çok fazla derecede şehit verdik. Ve Güneydoğu Anadolu bir anda gündeme oturdu. Şimdi siz de biliyorsunuz tiyatro sanatçısınız, çok gezdiniz turnelerde. Ece de oralarda çok dizi çekti. Tabii. Fakat Türkiye ne yazık ki evet İstanbul çok büyük bir şehir, çok güzel bir şehir ama Türkiye İstanbul'dan ve Batı'dan oluşmuyor. Türkiye'de Anadolu denen bir gerçek var. Evet. Ve onlar bizim kadar kendilerini rahat ifade edemiyorlar. Çünkü biz hep medyanın, basının hep merkezinde yaşıyoruz. Şırnak'ta böyle çıktı ortaya. Dedik ki
o saldırılar esnasında terör çok gündeme gelince Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bütün insanlara farklı gözle bakılmaya başlandı. Biz de burada biraz hassas davranalım, gidelim orada bir program çekelim dedik. Ama bizim programımızda da işte ajitasyon yok, ağlama yok, sızlama yok. Bizim enerjimizle Şırnak ve Cizre'yi anlatalım istedik. Böyle bir şey çıktı ortaya. Ama şunu söyleyebilirim, Yüksel Aytun'un yazısında da o çok hoşumuza gitti. Program yayınlandığı esnada Şırnak'ta hayatın durduğunu biliyoruz. İnsanlar sokaklara çıkmamışlar, evlerde televizyonun karşısına geçmişler. Güzel. Çünkü ilk defa kendilerini doğru ifade edildiğini söylüyorlar. Çünkü orada da bir yöresel yemek var. Onların da folkloru var. Orada da bir yaşam var. Şırnak'ta da bir yaşam var. Yani oradaki işte ilkokuldaki çocuğa yukarıdan kimse sormuyor. Sen Şırnak'ta mı doğmak istiyorsun, İzmir'de mi, İstanbul'da mı diye. Şırnak Cizre programı böyle çıktı ortaya. Keyif aldık, biz onu çekerken aldık. Herkes tedirgindi, risk var mı yok mu diye çok sordular. Evet, risk var mıydı? Merkezde, bunu ben burada da söylemek istiyorum. Televizyon programında da zaten kendi programımıza da söyledik. Evet, Cizre'de, Şırnak'ta, dağlarda terör tabii ki var. Ama şehir merkezlerinde kesinlikle terör ama yok. Ama sen dedin ki mesela biraz önce seyrederken onu şeyde dedin, sınıfta dedin, bizden evet. Sonra bomba patlamıştı dedin. Bir gün sonra, bir gün sonra okulda. Öyle bir çok yani 40 yılda bir olan bir şey o. Bizim belki de şanssızlığımızdı. Ama hiç kimseye bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ama mesela orada bir anımız var. Yani sen çekim yaparken de patlayabilirdin. Evet. Yani. Onu anlatmak istiyorum. Ben bir anımız var orada. Kastik tabelasının önünde bir işte burada terör var diye sunucu. Yani ben orada bir anons veriyoruz. Şimdi Kastik orada askerler bilirler. Çok tehlikeli bir boğaz. Gabar dağlarıyla işte Namaz Dağı'nın arasından geçen bir boğaz. Ben de orada anons vermek istedim. Kameramanım biraz tedirgin oldu. İşte bize de uyarmışlardı valilik, polis dediler ki sakın yolda aracınızı durdurmayın Kastik'ten geçerken diye. Biz orada bir delilik yapalım dedik, durdurduk. Ben indim arabadan. Şimdi kameraman arkadaşımla öyle bir panik yaşıyoruz sevgili Gürkan'la. Gürkan diyor ki abi diyor hemen çabuk çekelim diyor. Tamam dedim ben de. Şimdi dağlara bakıyoruz. Bir tarafta hakikaten Kastik, bir tarafta Namaz. Bugüne kadar hep basında işte haberlerde duymuşuz oraları. Neyse ben tam anonsu vereceğim sevgili izleyiciler. İşte burada terör var, tam Kastik'in ortasındayız diyeceğim. Tam kameramanın arkasını tabii kameraman görmüyor. Tepelerde iki tane tank topları bana doğru çevirdi. Hadi topla biz sende. Kafa kafaya bekliyoruz. Hayır bizim kendi toplarımız tabii. Yani tabii o askerimiz de bu adam ne yapıyor diye büyük ihtimalle dürbünden bakıyor. Topla karşı karşıya gelerek o anonsu verdik. Orada öyle ilginç bir şeyimiz var, anımız var yani. Çok da beğenildi sanıyorum ki iki kere falan da gösterildi galiba. İki üç kez yayınlandı, tekrarları yayınlandı programda. Evet. Ne güzel insanın yaptığı işin böyle beğenilmesi. Ama sen çok çalışkansın tanıdığım kadarıyla da işini çok severek yapıyorsun. Çok. Bunun dışında İstanbullusun ama seni herkes İzmirli zannediyor. İzmir'de yaşıyorsun. İzmir'de yaşıyorum çünkü evet. Çok mu seviyorsun İzmir? Neden İzmir mesela? Ya ben İstanbulluyum ama tabii aileden, anneden ve babadan bir Ege'lilik, bir Efe'lik var. Sonuçta ben de bir 10-11 sene önce çok zor bir karar verdim hayatımda. Ve İzmir'e aşık oldum ve İzmir'de yaşamaya karar verdim. Ve orada hala yaşıyorum. Ve şu anda da bizim işimizi yapan insanlara göre benim farklı bir hayatım var. Çünkü medyanın merkezi İstanbul olmasına rağmen ben hala hayatımı İzmir'de devam ettirerek İzmir'den bu işi şu anda sürdürüyorum. Yanındaki İzmir'de arkadaşın da İzmirli. Biliyorum. Evet. Ece de İzmirli. Evet. Ama gerçekten İzmirlilerden çok sanatçı çıkıyor. İzmirliler sanatı çok seviyorlar. Yani ben dikkat ediyorum. Evet ben mesela, gurur duyuyorum zaten. Değil mi? Ben ne zaman bir az geliyor İzmir'e yalnız haberin olsun. Az mı gidiyorsun Ece İzmir'e? Nasıl gidebiliriz? Nasıl yani ablamı bile hani zor anlatacak görüyorum. Anlatacak şimdi nasıl yaşadığını. Peki İzmir biz ne zaman tiyatro ile gitsek mesela turneye en çok İzmir'den hoşlanırız. Çünkü İzmir seyircisi müthiş. Çok güzel evet. Sanatı çok sever İzmir seyirci. Sanatçıyı çok sever. Sen ne zaman İzmir'den ayrıldın, sen de İstanbul'a geldin. Ben 13-15 yaşları arasında bir gittim geldim ama yani temelli olarak 15 yaşından beri İstanbul'dayım aslında. 15 İstanbul'da yaşına kadar ama başladım. İzmir'de yaşıyordun. Evet. Bak biriniz İstanbul'a gelmiş, biriniz İstanbul'dan İzmir'e gitmiş. Biriniz demek ki daha cafcaflı bir hayatın içine girmiş, ötekisi o hayattan biraz daha sakinliği tercih etmiş. Evet. En güzeli. Değil mi? Ben memnunum hayatımdan. İzmir'i çok seviyorum. Yani hayatımın bir kısmı evet İstanbul'da geçiyor. Gerçi benim hayatımın bir kısmı pek İstanbul'da da geçmiyor. Yollarda geçiyor. Yollarda çünkü haftanın 4 günü, 5 günü ben sürekli bir gün Erzincan'dayım, bir gün Elazığ'dayım, bir gün Trabzon'dayım. Çekimler sebebiyle 2 yıldır sürekli bana yollardayım. Bana şimdi sana diyorlardır ki etraftan, aa ne güzel geziyorsun, yiyorsun, içiyorsun, eğleniyorsun diyorlardır öyle mi? Şimdi en büyük sıkıntımız o. Bu programı yaparken en büyük sıkıntımız o. Çünkü şöyle bir şey var, dışarıdan davulun sesi hep hoş gelirmiş insanın kulağına.
İşte Ece için de aynı şey geçer. Çok başarılı dizilere imza atıyor. İşte dizide onu seyrederken herkes onun o dizi sürecinde her şeyin bittiğini zannediyorlar ama o bir dakika için belki 20 kere tekrar ediyor. Kameranın önünde bir uğraş veriyor. Bizim işimizde de insanlar benim sadece gezip tozup yiyip içtiğimi zannediyorlar. Yok öyle bir şey tabii ki. Yok yani. Öyle bir şey tabii ki. Her işin çok zor tarafları var. Hayatımız yollarda geçiyor. Ece'nin de işinin yani İstanbul'da olmasına rağmen Ece'nin de işinin ne kadar zor tarafı olduğunu ben bir oyuncu olarak çok iyi biliyorum çünkü uzun yıllar dizi çekimlerinde bulundum. Bizim zamanımızda dizi çekimleri yine bir dereceydi, evimizi görebiliyorduk. Çünkü neden? Yani daha eski 90 yıllarından falan bahsediyorum. Bir başka gecelerde sevgili Türker İnanoğlu'nda oynadığımız işte Cümbüş Sokaklar'da bilmem ne Darbukatör Baryamlar'dan falan yola çıkıyorum. O zamanlar 35 dakikaydı, 40 dakikaydı, 45 dakikaydı diziler. Şimdi 90 dakika. Nasıl oluyor bu 90'da? Film 90'da. Çeker gibi ya. Evet. Nasıl oluyor yani bu? Yani işte bütün haftanın her günü çalışıyorsunuz. Yani bütün ekip de çok yoruluyor tabii. Herkes çok yoruluyor ama sadece uykuya vakit ayrılıyor gibi. Hani öyle bir matematiksel bir hesap yaptığınızda evet sadece uykuya vakit ayırabiliyor teknik ekip. Biz oyuncular yine bir derece daha şanslıyız. Yani haftanın hiç olmazsa bazınızın işte bazen bir günü olur olmadı. Ya da yarım gün işte çalışabiliyoruz. Hani diğer kalan zamanımızda ya dinlenebiliyoruz ya da diğer kalan işlerimizi yapabiliyoruz. Çok zor oluyor tabii. Peki çok bu zor. Hep böyle mi gidecek acaba? Bilmiyorum. Yani bir şeyler duydum sanırım. Ben teknik ekibi merak ediyorum. Yani bayılan, yayılan, hasta olan yok mu yani? Teknik ekip ne halde acaba? Yani arada tabii tek tük oluyor ama maşallah gayet iyiler yani. Ne yapsınlar? Dünyanın başka bir yerinde insanlar bu şekilde çalışsaydı nasıl olurdu merak ediyorum ama. Hadi araya bir ruhun gıdası müziği koyayım mı araya? Ruhun gıdası gelsin. Olur. Hadi bakalım bir müzik diyoruz sonra devam ediyoruz. The following leaves drift by the windows, the autumn all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the summer hands I used to hold. Since you went, the days go long. Nasıl müziğimiz? Çok güzel. Süper. Sever misiniz? Sevmez miyiz? Nasıl müzik seversin? Aslında her türlü müziği seviyorum. Kulağa hoş gelen her türlü müziği seviyorum.
Ama bunun dışında daha çok böyle hani caz daha çok ilgimi çekmeye başladı bu aralar. Bu tarz Nat King Cole şarkıları falan bunlar da süper. Onlar da çok güzel. Hepsinin tadı ayrı. Sen Hakan? Kulağıma hoş gelen her şeyi seviyorum. yani hiçbir müzik ayrımım yok. Ama ağırlık olarak sorarsan tabii ki rock. Rock seviyorum. Rock müzik biraz daha rock. Peki biraz daha... şarkı söylüyor musun? Sen söylüyor musun şarkı? Zaman zaman söylüyorum ama tabii öyle bir şey olarak burada değil yani. Burada da ileriki zamanlarda bir tane söylesen başımıza söylüyor musun? Ben hele bu sesimi hiç söylemeyeyim. Ha, ben diyorsun dinliyorum, söylemiyorum. Dinlemeyi tercih ediyorum, evet. Peki tabii ki bugün kültür sanat olduğu için tiyatroyla da çok, her zaman tiyatroya bir yer ayırırım ben. O benim vazgeçilmezliğim olduğu için. Sen de Ayıp Ettik diye çok güzel bir oyunda oynuyorsun. Hı hı. Oyun cinselliği hiç bayağılaştırmadan anlatan bir oyunmuş. Ben daha seyretmedim ama bunu köşe hı hı. yazarlarından duydum. Ragıp Savaş demiş ki yeni bir deve kuşu kabare demiş ki ben deve kuşu kabare oyuncusuyum. Merak ettim nasıl oldu diye. Sonra efendim Hıncal Uluç ben böyle komedi görmedim boğuldum gülmekten demiş. Çok güzel. Çok demek ki çok keyifli beğenilmiş. Peki Ayıp Ettik derken hani oyun cinselliğe dayalı bir oyun mu? Yani geçmişten bugüne cinselliği komik bir dille anlatıyoruz. Evet arada skeçler var. Biz de işte hocamız tarafından bize görev verilmiş işte müfredat evet. oluşturmamız için. Evet. Bu hani aradaki skeçlerde sanki bizim kafamızdan işte o çalışma anında geçen şeyler gibi araya serpiştirilmiş şeyler. Ama gerçekten biz çok mutluyuz. Geçen sezondan beri devam ediyor. Bu sene de gayet iyi gidiyor. Salonları dolu görmek çok keyifli. Ay ne güzel, ne güzel. Zaten. O beni en çok mutlu eden bu oldu. Salonlar dolu mu? Dolu gidiyor mu oyunlar? Gidiyor, evet. Aa çok güzel. Yani o... Profile buradan söyleyelim nerede oynadığınızı. Evet, cuma günü saat 8.30'da evet. akşam. Cumartesi günleri de saat 3'te oyunumuz oluyor. Profile her Kültür cuma Merkezi'nde. 8.30'da, her cumartesi de 3.30'da mı? 3'te. Her cumartesi de 3.30'da Profilo Alışveriş Merkezi'nde. Benim salonumda mı oynuyorsunuz acaba? Bilmiyorum. Hangi salon? Büyük hangi salonda mı büyük salon. Büyük, büyük salon, salon tabii, benim tabii. oynadığım salon. Yıllarca ben orada oynadım. Gencay Gürün Tiyatrosu evet. ile ortaklaşa oynuyorsunuz o zaman sanıyorum. Evet biz de inşallah bugün vallahi buluşuyoruz. Gidiyoruz Can Gürzap, Gencay Gürün ve ben oyun seçeceğiz. ben de çok oynamak istiyorum artık. Değil mi? Bir buçuk yıl. Evet bir buçuk yıl bana o kadar güzelmiş. Uzun geldi ki. Peki sen eskiden beri tiyatro yapar mısın yoksa ilk deneyim mi? Yani şöyle ben okula devam ederken ortaokuldayken Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatrosu'yla başladım. İşte sınavlarına girdim kazandım bir sene oyun çalıştık sonra tekrar İzmir'e gitmem gerekti. Bunu artık böyle ezberi anlatıyorum. daha sonra tekrar İstanbul'a geldiğimde Başak Gürsoy Ajansı'na girdim. Yine okuyordum harçlığımı çıkarıyordum. Aferin, bu arada 2 senede Şahika Tekant'ın stüdyo oyuncularına devam ettim. Altyapı biraz kuvvetli devamsızdım yani. Aslında. Hayır, altyapı şöyle kuvvetli ki ustalar iyi ustalar. Şahit evet, Tekant evet, iyi bir oyuncu yani tiyatro kadınıdır. Ferhan çok iyi bir tiyatro adamıdır. İster misin birazcık Ayıp Ettik oyunundan tamam. biraz bir şeyler seyredelim sonra tekrar sohbet edelim. Kaçan ve kovalayan hikayesi. Biz seninle dünyaya gelmişiz ve yalnızız. Yol belliyiz belli. Yanımızda birbirimizi kullanma kılavuzu olmadığına göre o işi nasıl yapacağımızı da bilemiyoruz. En güzeli. Böyle dediğin anda insanın canına otu tıkar. Niyemiş? Çünkü eğer biz seninle şey yapmazsak tarih yazılamadan orada bitiyor. Birimiz hep ister, ötekisi zora koşar. Başbakanı karılarca ne iş olabilir bana söyler misiniz lütfen? Tamam yaz. Yaz. Kızım başbakana üstü örtülü bir şekilde şöyle böyle dedi. Ayol kim dedi? Metin bu nereden? Made in France. Fransa'da. Ben sana hiç yalan söylemedim ki. Ben sana başka biriyle yatmıyorum dedim. Ha? Dora sus saçmalıyorsun tamam mı? Ama ya işin garip tarafı ne biliyor musun? Hı. Ya saçmalık sende hiç garip durmuyor. Sıkılıyorum.
ot toplayayım. Hayır dediğimiz şey, varlığımızın hikayesi. Devrim gerçekleşince bunların hiçbiri olmayacak. Herkes eşit olacak. Bir şey soracağım. Eşit derken şey mi yani? Yan yana mı? Yan yana. Yan yana tabii, bir anlamda yan yana. Da bazen öyle olmuyor. Tabii bazen adam üste çıkmak istiyor ya da altta olmak istiyor, müdahale edemiyorsun. Hayır dediğimiz şey, varlığımızın hikayesi. Sen emek mi satıyorsun? O söylediğin iyi bir şeyse onu da yaparım. Hayır dememiz ayıp ettiğimizin göstergesi. Hayır dediğimiz şey, varlığımızın hikayesi. Eskiden tabii cinsellik konuşmak ayıptı. İşte ona ayıp ettik. Ona mı ayıp ettik zaten, diyoruz. Evet. Yani onu öyle düşünmekle ayıp ettik. Çünkü cinsellik de son derece doğal bir şey. Ama bu sizde şimdi okullarda mı öğreniliyor? Siz okulda mısınız burada? Ben onu anlamadım. İşte bunun için müfredat oluşturmaya çalışıyoruz. Hocamız bize böyle bir görev veriyor. Çünkü ilkokullarda işte cinsel eğitim dersleri verilmesi düşünülüyor. Peki cinsel eğitim dersi verilmeli mi ilkokullarda? Verilmeli bence. Neden? Gerekli bir şey değil mi sence? Yani insanın kendi vücudunu tanıması, bilmesi gerekmiyor mu? Yani gerçi şu anda yani şu anki nesil, biz şu anda çok yaşlı değiliz belki ama biz de arada kalmış bir nesiliz aslında. Şu anki nesil tabii ki bizden çok çok daha önde, hemen hemen bizden her şeyi çok öğreniyorlar. Bizden çok çok daha önde her şeyi öğreniyorlar çünkü bu nesle televizyon çok yardımcı oluyor. Kesinlikle. Eksik olmaz. Hemen bir telefon varmış. Deniz Kaynar efendim Manisa'dan arıyor. Alo. Alo. Merhaba efendim, nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim Nezih Hanım, günaydınlar. İyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun efendim, günaydın. Buyurun efendim. Nezih Hanım, ben daha önce de katıldım sizin programınıza. Evet. Yani sizin programınızı sizin yapmanızdan dolayı size herhangi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü artık yani böyle bir program Türkiye'de bir daha hiç yok, yapılmıyor. Onun için sizi çok... Ölmeyeceğim. Peki, teşekkür ederim ama yapılacak böyle programlarda, yapılıyordur yani, olacak. Hayır, böyle programlar çok yapılmıyor, çok yapılmıyor. Olacak inşallah. Onun için yani Türkiye'de teksiniz, onu söylüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim, estağfurullah. Rica ederim. Hakan Bey'le görüşebilirim. Buyurun, hemen Hakan Bey'i sizi göz göze getiriyorum. Hakan Bey şuraya bakacaksınız. Buyurun. Efendim. Hakan Bey günaydın. Günaydınlar. Siz bizim evimizin konuğusunuz. Teşekkür ederim. Yani siz her program yaptığınız TRT'den, şimdiki diğer programınızdan sürekli ben sizi izliyorum. Evimize, Nilgün Hanım nasıl sabahlar evimize konuksa, siz de yaptığınız programlar sizin evimize konuksunuz. Teşekkür ederim. Ben sizinle Trabzon'da havaalanında tanışmıştım, merhabalaşmıştım. Öyle mi, ne güzel. İşte İzmir yolculuğu yapmıştık, evet. Ne kadar güzel. Manisa'da mı yaşıyorsunuz? Tarihli'de. Salihli'de. Biz Salihli'de program çektik hatırlıyorsanız eğer. Evet, İzlemiş evet, miydiniz bilmiyorum. Hem Manisa'da hem Salihli'de program çektik. Evet. Salihli'nin odun köftesini mesela çekmiş. Şimdi hemen aklıma yemeği geldi. Öyle bir odun köftesi var. Tabii meşhurdur. Evet, Salihli'nin odun köftesi meşhurdur. Odun köftesi meşhurdur, evet. Efendim nasıl oluyor bu? Ben Salihli'li değilim. Yani burada yaşıyorum ama Trabzonluyum. Anladım, siz Trabzonlusunuz. Olsun, evet, Trabzon'a evet. Gelmiştim zaten. Senin gitmediğin il var mı, onu bilelim. Ya şimdi 79 ilde program yaptım şu ana kadar. 1100 ilçe olmuş. 79 il, 1100 ilçe, 2 il var. Türkiye fakat... senden soruluyor Hakan. Hemen hemen, tabii şu anda şöyle söylemek gerekiyor. 79 il ama şimdi 2 il kaldı. Fakat o illere de gitmedim değil. Biri Yozgat, biri Kırıkkale. Defalarca gittim, defalarca yemek yedim ama ben gittiğim dediğim yerlerde yatıp kalkmak, uyumak, oranın kültürünü öğrenmek, yemeğini yemek, müziğini dinlemek, bundan bahsediyorum. Sadece Kırıkkale ve Yozgat kaldı. Defalarca geçmeme rağmen kısmet olmadı ama tahmin ediyorum ki birkaç ay içerisinde onları da peki, bitireceğim. Peki bu kadar yemek yiyip de nasıl böyle kalıyorsun? Efendim reklamlardan sonra öğreneceğim. Teşekkürler Deniz Hanım. Hoşça kalın efendim. İyi günler. İyi ki aradınız. Sağ olun. Reklamlar. Thank you.
ne güzel. Nereden bu? Hangi? Macar. Macar, süper. Bu Macarlar eğlenceli adamlar galiba. Evet Hakan'cığım, şimdi yediğin içtiğin senin olsun da sen o kadar yemekleri bu yörelerde yiyorsun, yiyorsun da nasıl böyle kalıyorsun? Bir, derhal bana odun köftesini tarif ediyorsun. Bir, yemiyorum. İki, yiyormuş gibi yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu en çok şöyle anlıyoruz. Her programda mutlaka yöresel yemekleri ekrana getiriyoruz. Belki iki, belki üç tane yöresel yemeği yapıyoruz. Hapır hapır yiyorsun görüyorum da. Şimdi herkes orada tabii bütün o yemekleri yediğimiz zannediyor. Sen de bu işi biliyorsun. Sadece biz ekran önünde, kamera önünde yiyormuş gibi yapıyoruz. Fakat şimdi yurdum insanı o kadar sıcakkanlı bir milletiz ki biz. Bizim program çekeceğimiz yerlerde bizim programı çekeceğimizi bildikleri için sağ olsunlar teyzelere öğle yemekleri hazırlıyorlar. Hatta bir gün öncesinden, iki gün öncesinden planlar yapanlar var. Hiç unutmuyorum. Yine Manisa'daki hanımefendi için söyleyeceğim. Manisa'da bir çekim esnasında Sarıgöl'de bir program çekiyoruz. Sarıgöl'ün işte bir kasabasına gittik. Yöresel yemek çekeceğiz. İşte o evi arıyoruz falan. Ben de baktım arkadaşlar dedim ne bu dedim ya. Köy bitmiş dedim yani. Hani tükenmiş bu köy. Kimse yok köyde. Bir tane bile insan görmedik. Dedim herhalde millet tarlada falan çalışıyor. Nerede yani köy? Kime sorsak işte şu ev bu ev diye gidiyoruz. Evi bulduk. Tam evin kapısını açacağız. Belediye başkanı karşıladı kapıda. Ya dedim başkanım ne kadar sessiz sakin bir köy dedim. Kimse yaşamaz mı sokak dedim. Yok Hakan Bey gir be hele sen içeri dedi. Kapı açıldı biz içeriye bir girdik. Bütün köy bahçenin içinde. Bizi bekliyorlar. Ve işin güzel tarafı şu. 45 tane hatta o programı hiç unutmuyorum. Çünkü tek tek saydık 45 çeşit yemek yapılmıştı. Oh. Ben hep 1, 2, 3, 4, 5 ve 45 tane teyze. Her teyze bir yemek yapmış. 45 teyze de televizyona çıkmayı bekliyor. Ay çıkarttı mı 45 teyze? Nasıl çıkartacaksın? 45'iyle beraber konuşmak istiyorsun. Ben tabii şöyle bir hızlı bir geçiş yaptık ama hepsi iki gece evvel. İki gecedir diyor uyumuyorum oğlum sen geleceksin diye yemek ay, yapıyoruz. Ay canlarım. Ayo senin bütün Anadolu tek tek ölüyorlardır senin için. Çünkü oraya gidip onlarla ilgilenen yani çok az insan var. Valla şöyle bir şey söyleyebilirim sadece. Bu da yine bizim bu çekimler esnasındaki en ilginç bizim hakikaten çok gururlandığımız ya da biraz da gülüştüğümüz bir konu. Programın yayınlanacağı gün işte bir köy kasaba için bazen çok önemli oluyor. Çünkü işte ulusal televizyonda ya da 25-30 ülkede yayın yapıyoruz. Biz Avrupa'da yayın yapıyor. Dolayısıyla kendi kasabalarını, ilçelerini tanıtıyorlar. Hiç unutmuyorum. Ben de o gün o köyde kalmak istedim ve programı orada izlemek istedim. Bir camide ezan okundu. Ezandan sonra imam caminin minaresinden bizim programın anonsunu yaptı. Aynen. Yani, ayol oraların bizden daha ileride. 15.30'da Hakan'la geziyorum programında kasabamız ay, gösterilecekti ay, falan diye. Benim. Yani işte düşün ki Anadolu bu kadar hem misafirperver hem de o misafirperverliğinin Türkiye ile paylaşmak istiyor. Ne yemek güzel. Konusuna gelince canlı de yiyoruz ama dediğim gibi sadece ucundan. Benim yemekte de çünkü çok büyük bir aram yok yani. Ama sen bildiğim kadarıyla hangi yemektense hepsiniz biliyor yani o yemeği de çok ama ondan yemek evvel ben biliyorsun 2 sene Kanal D'de bir yemek programı sundum. Yemek yarışması sundum her sabah. Oradan mı biliyorsun yemek? 2 sene boyunca işte saydığımızda 50-600 tane yemek yapmışım. Kadın yapıyor programda. Yemek programlarını sen mi sundun erkek olarak? Ama ben olarak? 2 kadının yapmış olduğu bir yemek yarışmasıydı bu. Dolayısıyla 550 tane biri toplam 1100 yemek çektik 2 yıl içerisinde. Kaç yemek biliyorsun peki? Hemen hemen hepsini biliyorum. Odun köftesini söyle. Yapmasını da biliyorum. Odun köftesini çok seviyorum. Evet. Aman ne güzel. Seviyor yemek yapmasını da seviyor. Odun köftesinin çok büyük bir özelliği yok. Salihliler, Manisalılar bana kızmasın. Ha. Bildiğimiz bir köfte fakat pişirilmesi biraz farklı. Daha odun büyük, yavan bir köfte yani şöyle avuç içi gibi kare yapıyorlar. Fakat en büyük özelliği odunda pişmesi. Yani normal olarak biz işte nasıl olsa ızgarada bilmem neyse. Bu da odunda pişirdiği için lezzeti farklı oluyor. Ay o seni alan kadın yaşadı o zaman. Bütün evin yemeklerini sen yaparsın ne güzel. Alacak birini bulursak. bu kadar gezmekte onu da soracağım bakayım. Aşka vakit bulabiliyor musun? Efendim Özden Hanım İzmir'den arıyor. Bak İzmirli arkadaşlarınız, ahbaplarınız, hanımlar. Alo. Günaydın hanımefendi. Günaydın efendim. Nasılsınız Özden Hanım? İyi misiniz efendim? Teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Çok iyiyiz. İzmir'e buradan kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. İki İzmirli ile beraberim. Ayrıca evet. Bir İzmir hayranıyım kendim de. Çok mutlu oldum. Dolayısıyla ben size çok kısa bir mesaj iletmek istiyorum. Tamam efendim bekliyorum. Alo. Buyurun dinliyorum efendim. Kesilmedi değil mi? Hayır kesilmedi. Çok kısa bir mesaj iletmek istiyorum. Buyurun. Çevremde büyük bir grup, sabahları hiçbir şekilde televizyon izlemeyen büyük bir grubun sizin programınızı izlediğini duyuyorum. Ben de bunlardan biriyim. Sağ olun efendim. Dolayısıyla
kanalınızla birlikte, siz yalnız olarak değil, kanalınızla birlikte bizlere misafir oluyorsunuz. Bu nedenle aranızdaki problemler yüzünden bize olan sorumluluğunuzu bertaraf edip programımızı bitirmemenizi diliyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Mesajınızı gayet iyi aldım ama sevgili kanalımla aramda öyle büyük problemler yok. Biz birbirimizi her zaman çok seviyoruz. Ben onları çok seviyorum. Onların da beni çok sevdiğini biliyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sizden ayrılacağımı düşünmüyorum ben zaten. Ben sizlerle birlikteyim her zaman. Hiç merak etmeyin, bir yere gitmeyeceğim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bu romantik konuşmadan gafil avlandım. Nerede kalmıştık? Ha, sen de köfteni anlattın. senin oyununa geleceğim tekrar. Bu ayıp ettikle ilgili kadro aynı kadro mu? Kadromuz bu sene değişti ufak tefek. Bir iki arkadaşımız değişti daha doğrusu. Kayra'yla evet. Ali Türkoğlu oyundan ayrıldı. Onun yerine de Kerem Kupacı geldi benim partnerim olarak. Ve niye söyleyemedim? Dost Elver kadromuza yeni arkadaşlarımız katıldı. Dost Elver de çok yetenekli bir çocuktur. Buradan sevgilerimi yolluyorum ona. Levent Kırca da oynardı. Ben onu çok beğenirdim. Ben böyle pırıltısı olan iyi oyuncuları deliler gibi seviyorum. Ve gerçekten bu işe gönül verenleri çok seviyorum. Çünkü herkes topçu popçu olmak ister genelde. Tiyatro oyuncusu olmak istendiği zaman ben çok keyif alıyorum. Çok özveri isteyen bir iş. Çok fedakarlık isteyen bir iş. Bu zaten çok severek yapılması gerekir. Kesinlikle. Sevmeden asla bu iş yapılmaz. Zaten bir de gişe sorunu var. İnsanlar geldi mi geldi. Tiyatro seyircisi bol mu gerçekten? Gayet iyi gidiyor. Çok evet. Mutlu oldum. Evet. Çok çok sevindim. Buradan tekrar söyle günlerini lütfen. Profilo Kültür Merkezi'nde evet. Cuma günleri saat 8.30'da akşam, cumartesi günleri de saat 3'te. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Herkesi bekliyoruz efendim. Tiyatrolarımızı lütfen ihmal etmeyin. Tiyatro insan demektir. Tiyatro yaşam demektir. Tiyatro sizin her zaman hayat pencerenize farklı bir pencereyle bakmanızı sağlar. Evet. Şimdi ikiniz birden birbirinizi çok eskiden beri tanıyormuşsunuz. Bu reklam arası çıktı. Anlatın bakayım bana. Anlat bakayım bu kızı nereden tanıyorsunuz? Birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Şimdi burada çıktı bu. Burada her şey çıkıyor meydana. Şimdi Ece evet. Biraz evvel kendisi de bahsederken galiba üniversite yıllarındayken Başak Gürsoy'da mankenlik ve foto modellik lise, yapıyordu. Lise yıllarında. Mankenlik demeyelim çok fazla ama daha çok değil mi foto modellik ve reklam modelliği yapıyordu. Ben de bir ajansta metin yazarıydım o dönem. Bir reklam kampanyamız var. İşte dergilerde vesaireler için fotoğraflar çekilecek. O dönemde de Nuri Bilge Ceylan kulakları çınlasın. Fotoğraf sanatçısıydı. Şu anda artık onu bütün Türkiye ünlü bir yönetmen olarak tanıyor. Ama o bir fotoğraf sanatçısıdır. Evet. Fotoğrafları da o çekecekti. Bizde işte bir bebekle bir anne rolü var ve bu rol içinde işte uygun kastı arıyoruz. İşte ben bakıyorum peki işte beğenmiyoruz falan. Biz bir Ece'nin üzerinde çok durduk. Ece'yi beğendik. Nuri ile konuştuk. Tamamdır dedi. Bebek arıyoruz ona. İşte biz Ece ile anlaştık. Görüşmeyi yaptık. Fotoğraflar çekilecek bir stüdyoda. Fakat bulduğumuz bebek hakikaten Ece'ye çok benziyor. Onun ten renginde, onun göz renginde falan. İnanılmaz bir bebek bulduk. Biz de çok sevdik ama çocuk annesinden ayrılmıyor. Çocuğu ne zaman annesinden ayrılsak Allah ortalık yıkılıyor çocuk. Nasıl çığlıklar atıyor, bağırıyor, ağlıyor. Tabii biz bunu Ece'ye söyleyemiyoruz. Dedim ki ben aman dedim sakın çaktırmayın çünkü kesin dedim uzayacak çekimler. Ve dedim yani Ece kesinlikle herkes gibi, her profesyonel insan gibi huysuzluk yaratacak dedim. Çünkü çocuk durmuyor. Neyse Ece gelir gelmez ilk sorduğu soru bize dedi ki uslu bir bebek değil mi dedi yani beni uğraştırmaz. Öyle mi dedin? Ay canım. Bilmiyorum hatırlamıyor ama evet dedik biz de biz Ece'nin kucağına verdik ve ben o anda ortadan kaçmak istedim. Hemen arkamı döndüm bir kahve içmeye gidiyorum. Çocuk kıyamet koparacak. Ben şimdi içeriden bir ses bekliyorum çocuk büyük ihtimalle bağıracak çağıracak diye. Hiçbir şey yok. Ben kahveyle elimde geldim yavaş bir baktım. Ece ile bunlar
bir uyuşmuşlar. bir mutluluk yaşıyorlar kendi bebeği gibi. Nasıl bir aşk yaşıyorlar ama. Biz şaşırdık kaldık. Nur da şaşırdık kaldı. Bir 4-5 saat çekim planlarken biz 45 dakika ama, 1 saat gibi bir süre içerisinde çekimi tamamladık. Ama biliyorsun yani şimdi çocuk hemen gittiği kucağın anlar. Huysuz bir kadın mı, sinirli mi? Çocuklar çok duyarlıdır. Evet. Birdenbire çok sakin bir kızsın sen genelde. Sinirlenir misin? Yok, sinirli olduğum zaman. Sinirli olduğum zaman nasıl yıkar mısın yani ortalığı? Yani o tabii sinirine göre değişiyor. Çok gitmem ya. Aslında ben şeyimdir, hep içime atan bir tipim. Evet, öyle gözüküyorsun. Maalesef yani, içime duran. Atıyorum. Sürekli o en kötü zaten. Kötü. Hani patladım mı kötü oluyor ama ben, yine ben kendimden sana çıkarıyorum ben, merak etme. Arada bir ciyak ciyak bağır, çok iyi geliyor. Evet, böyle dağlara taşlara bağırmak lazım. Üzülen üzülsün, kalan sağlar benimdir de. Bu senin yapın için iyi. Diyorum ki hadi bir sergiye gidiyormuşuz şimdi. Ondan sonra gidelim. Bir şey isteyeceğim. Efendim gidelim o sergiye, seyredelim sonra birlikte, sonra bir sürprizim var size. Oradan oraya serginin adı, oradan oraya hem benim kişisel tarihimde ki resim serüvenimde heykelle resim ve heykel arasındaki yolculuk. Ben heykelin resimden gelen bir düşünceyle heykelin de resim malzemesi gibi sadece kişilerin özeniyle muhafaza edilebileceğini düşündüğümden kağıttan da heykel yapılabilir. Burada aslında 79'da yaptığım, Fındıklı Parkı'nda yaptığım bir yerleştirmenin de panografi gibi birbiri ardından fotoğrafları var. Orada da o günkü 70'li yılların sosyal problemi, bu politik öldürme ve garipliklerin bir anlamda metaforik anlatımıydı. Görülenin görülmeyen yüzünü aktarmak. Çünkü manaya ciddi olarak bir katkısı var. Bunun tabii arkasına geçince anlaşılıyor. Buradaki kaporta üzerindeki figürde bu araba biraz Türkiye. Bu arabada şoför mahallinde şu anda bir şey okumakta olan kişi herhalde yönetimde olan biri. Fakat bir ikinci kişiye ki orada rolü var, ona da yer yok şoför mahallinde. Gerçek sanatçılar, sanatçı öyle herkese deniyor ama gerçek sanatçı işte. Evet, Mehmet İlayüz, ne güzel de bir sergi. Resim sever misin? Bayılırım. Sen sever misin? Severim ama çok anladığım söylenemez. Tabii resmi sevmek yetmiyor, bir de anlamak, tabii, anlamak gerek. Lazım. Evet. Hadi bize söylesene bakalım, bir şarkıcık duyalım. Şöyle Ege'den bir şey. Öyle mi? Ben söylerim dedin. Ece söylerim demedi. Mümkün değil. Mümkün değil. Ya ben söylerim ona, derken öyle profesyonel falan söyleyemem. Ben sonuçta ama, şarkıcı falan değilim ama. Ama söylerim. Sen bir de şovmenliğin var senin. Var. Evet. Sahne şovu yapıyorsun. Var. Stand up yapıyorsun. Var, yapıyorum, evet. Daha onları konuşacağız işte. Onun için şimdiden bir hangi şarkıyı söyleyeceksen bir tane şarkı söyle bize işte. Biraz efelenelim o zaman. Efelenin. Yani ne olacak? Ne kadar efelenirsiniz? Burada iki kadın var. Yani ne kadar efe olabilirsin? Değil mi? Bir efelenelim o zaman. Bir yani, Ege türküsünü şarkı olarak efelen. Nasıl bir ateş ver cigarabı yar.
sağlığına gel. Ben boyuna bakayım. Uzun olur kimi çatal olur efelerin yüreği. Ah yanık olur efelerin yüreği. Ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Allah Allah! Ah bir ateş ver yavur side boyansın. Arkadaşlar uykularda uyansın. Huzur kimileri dinleyin. Ah şatan olur efendim. Şimdi bu şarkı söylenince Efe mi olunuyor? Ben onu bileyim. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Heh, bu şarkı söylenince Efe oluyorsa ben sabah akşam söylerim bu şarkıyı. Anasını satayım. Bu arada müzisyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalıyorlar zaten. Sağlık, teşekkürler. Evet Ececiğim, şimdi sen hangi Tutti mucizeyi duyuyor? Bir tane sen. Çok güzel. Ya şarkı söylemek çok keyifli. Ben de şarkıcı değilim ama gittiğim yerlerde söylüyorum ve eğleniyorum. Yani şarkı söylemekten zevk alıyorum. Hani derler ya, insan içinden bir şeyler söylemek istediği zaman Sezen Aksu'nun şarkısı var ya, şarkı söyle. Sen Sezen Aksu şarkıları çok seviyorsun. Seviyorum, evet. Tamam, senin için sevilmez tane, mi zaten? Senin için bir tane Sezen Aksu şarkısı hazırladık. Efendim Metin Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Alo. Günaydın Metin Bey. İyi sabahlar efendim. İyi sabahlar efendim. Metin Taşkın İstanbul'dan arıyorum. Dışarıda çok güneşli bir hava var. Televizyonumuzda da sizler güneş gibi ışık veriyorsunuz. Teşekkürler efendim. Türkiye'mizin en güzel iki kadını şu an karşımda. Ah ah neşesim. Temsilendi. Hakan Bey bizleri temsil ediyor orada. Ben çok şanslıyım o zaman. Evet, şanslı olarak görüyorum sizi. İlgül Hanım bugün çok güzelsiniz. Çok güzel görüyorum sizi. Teşekkür ederim. Hanım gibi. Teşekkür ederim. Programınızı zevkle izliyoruz. Sağ olun. Az önce izleyen bayan evine misafir ettiğini söyledi ama aslında biz sizi bir ailemizden birisi olarak görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve iş yerlerimize de sizi izliyoruz, onu söyleyeyim. Sağ olun efendim. İş yerinden mi arıyorsunuz efendim? Şu an Nalburut dükkanımda müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da sizi izliyoruz. Aa, ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Efendim ben dizilerde canımı izliyoruz. Çok başarılı buluyoruz. Evet. Onu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey'e de şunu sormak istiyorum. Az önce 79 ile gittiğini söyledi. Bu iller arasında acaba Gümüşhane var mı? Biz Gümüşhaneliyiz. bak gitmediğin il Gümüşhane, mi çıktı? Hayır, Gümüşhane var. Gümüşhane'ye gittik, evet. Gümüşhane'de evet. Geçtiğimiz sene içerisinde bir program çektik. Ama ondan öncesinde de yine 3 kez farklı sebeplerden dolayı Gümüşhane'yi ziyaret ettik. Çok güzel bir
şehir ama ilkbaharda orayı yaşamak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Ben ilkbaharını göremedim. Fotoğraflardan gördüm sadece. Ya böyle bir ritim bir şey mi var benim demek? Metin Bey başka söylemek istedikleriniz var mı efendim? Gümüşhanemizin meşhur Karaca Mağarası var. Bilmiyorum gittiler mi? Eğer gitmedi iseler gerçekten görülmesi gereken bir yer. 1990'lı yıllarda bir çoban tarafından keşfedilen bir yer. Sarkıt ve dikitlerin olduğu muhteşem bir yer Karaca Mağarası. Ben kendisinden rica ediyorum tanıtım amaçlı olarak oraya tekrar giderse Gümüşhanemizin pestil ve kömesi meşhurdur. Biliyorum evet. O şeylerimizi de tanıtımını sağlar yardımcı olsa teşekkür ediyorum. Dilgün Hanım şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten sabah programlarında milletin gözyaşı dökmekten bıktığını, böyle güzel programlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu güzelliğinizi eksik etmeyin. Sizi izlemeye devam edeceğiz. Selamlar sunuyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Senin oynadığın dizide çok güzel bir dizi Elveda Derken. Gerçekten çok hoş bir dizi. Onda da çok başarılısın. Ve hasta oluyor anne. Hı-hı. Ve çocuklarını eşini. Yeni bir anne, yani çocuklarına bakacak bir anneye ve eşine de eşlik edecek bir hanımı buluyor değil mi? Hı hı, evet. Bu nasıl bir duygudur? Bir kadın hiçbir zaman birlikte olduğu erkeği paylaşmaz. Bu bir. Bence de. İkincisi çocuklarına başkasına anne dedirtmek çok zor bir şey. Yani bu sence yani sen bu karakteri oynuyorsun da Ece olsaydın oradaki karakterin adı neydi? Lale. Lale. Lale bunu yapıyor. Ama Ece olsaydın sen böyle bir şey yapar mıydın? Yani tabii insanın başına gelmeden hiçbir şey bilemez ama ben yine de şu andaki hani düşüncelerimi söyleyeyim. Ben böyle bir şey yapamazdım herhalde. Hani çocuğum da yok bilmiyorum ama ne eşimi paylaşabilirdim ne de çocuklarımı paylaşabilirdim ya da hani onu başka bir kadına emanet edebilirdim. Bu çok zor bir şey tabii. Ama eğer gerçekten yaşama ihtimali çok düşük ve gerçekten öleceğimi bilseydim ne yapardım bilmiyorum. Olsun çünkü, ölene kadar ama şöyle bir şey var. Hayır. Lale'nin hiç ailesinden hiç kimse de yok. Sadece biraz deli dolu yaşayan biraz sorumsuz bir kız kardeş var. Onun için teslim edebileceği hiç kimse yok. Böyle bir arayışa girmişti Lale. Fakat daha sonrasında da bunun bir hata olduğunu kabul etti zaten hayatında. Yani. Çünkü kadın da aşık oldu sanıyorum adama. Çocuklara sahip oldu değil mi ikinci gelen? Tabii. Ama için... Lale onu bildiğim kadarıyla benim çocuklarına bakıcı olarak... değil mi yani kocasını ona teslim etmiyor canım Lale orada. Ama öleceğini evet, bildiği için, aslında bir şekilde o ailenin annesi olarak seçiyor. Yani o aileye yeni bir anne olarak adayı olarak seçiyor. Bir erkeğe öğretmeni. De çocuklarıma baksın diye bir kadın teslim edilmez yani. Zor tabii. Ben böyle iyi niyetli. Kaç erkek var sen olsan ne yaparsın? Sadece çocuklarını düşünen çok fedakar bir anne. Yani. Ama galiba şimdi üçüncü çocuk gelecek galiba değil mi? Diğerinde. Galiba evet. Evet. Bak ben seyrediyorum, bak, takip ediyorum Elveda Derken. Üçüncü çocuk geliyor galiba. Fragmanını izledim. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bir erkek olarak. Yani ben hastalansam çocuklarımı birisine mi bırakma konusunda yoksa ben o tabii, dizideki... Tabii ölmek üzeriz. Ölmek üzereyim. Hastalansan çocuklarını birine bırakmaz. Sen erkeksin. Hı hı. Ha. Evet yani karımı başka bir adama emanet edeceğim. Bunu çok mu sormak zor, istiyorsun? Bunu sormak istiyorum. Bu çok zor değil mi? Büyük ihtimalle ben uzun bir geziye çıkarım. Üst üste programlar çekiyorum hayatım diyeyim. Tabii ki öyle bir şey olmaz. Ben Ece gibi cevap hani bilmiyorum demeyeceğim. Ben biliyorum kesinlikle bırakmam. Kesinlikle bırakmam. Tabii evet, ki yani erkek içgüdüsü evet, var burada. Burada kadınla erkeğin arasındaki zaten birazcık... Zaten anne rahat rahat bakabilir çocuklarına. Ama evlilikte öyle bir şey yok mu peki? Yani işte evlenirken birbirine insanlar söz vermiyor mu? Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde diye. Tabii. Bu da kötü gün ve hastalıkta ama ölümle de birlikte olunması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ben ölene kadar eşim bana baksın. Eğer onun öyle bir hastalığı varsa da ben de ölene kadar ona bakarım. Başıma taşırım onu. Aferin. Peki her ikiniz de bekarsınız sanıyorum. Evet. Evlendin mi hiç? Hayır. Hiç evlenmedim. Sen de bekarsın. Evet. Hiç evlenmeyi düşünüyor musunuz diye Ece'den başlayayım. Tabii ki düşünüyorum. Bir aile, bir yuva kurmayı istiyorum. Çocuk yapmayı istiyorum. İstiyorum tabii ki ama daha zamanı... Yani bunda daha çok çocuk yapma amaçlı mı evlilik düşünüyorsun? Yani çocuk...
Efendim reklamlardan sonra ne yapmak amaçlı evliliği düşüneceğini, şu anda hayatında kimin olduğunu, her ikisinin de ipliğini pazara çıkartıyorum. Bitti, yetti gayrı artık. Reklamlar efendim. Gitti kadın gelmedi sevgili seyirciler, zor yetiştirecek, kaçtı arka kapıdan zannettim. Aşk var mı? Maalesef yok. E ne yapacağız, evlenecek, çocuk yapılacak, nasıl olacak? Bilmiyorum ki, çalışmaktan mı acaba hiçbir şeye vakit yok bilmiyorum. Peki sen her gün gezen, dağlar tepeler dolaşan adam aşka vakit buluyor musun? Ya ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Kim ne yapsın beni diyeceğim herhalde. Yani çünkü sürekli bekle, hayatım bekle, yollarda. Bekle gözlerim kaldı yollarda diye sana şarkı söyleyecek. Ama güzel de bir şey olabilir çünkü. Yani işte çiftler birbirlerini görmediği zaman hep hasret içerisinde olurlar. Tartışacak, kavga edecek vakit de bulamazsın herhalde. Evet, özlem de hiç bitmez. peki evliliği düşünüyor musun Hakan? Ya evliliği düşünüyorum. Ben çocuk sahibi çok olmak istiyorum. Duyduğuma göre taşıyıcı anne arıyormuşsun ayol, komik adam. Evet, o konuda bir araştırmam var, doğrudur bu. Aa, ciddi misin? Evet. Nasıl? Yani 40 yaşıma kadar eğer çocuk sahibi olamazsam, yani 40'ıma kadar evlenmezsem böyle bir araştırmam var. Ciddi ciddi de araştırdım. Adayları bile buldum. Yurt dışından internet aracılığıyla. Evet. Aa, taşıyıcı çocuk. Evet, evet. Taşıyıcı anne. Taşıyıcı anne. Aman şaşırdım, evet. Ben ne yaptım diye. Böyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Peki yani mesela Nilüfer... Ya boşanmak için evlenmeyeceğim. Ama çocuk sahibi için de evlilik yapmak çok akıllıca gelmiyor. Ama çocuk sahibi olmak çok istiyorum. Baba evet. Olmak istiyorum. Baba olmak istiyorum. Sen de anne olmak istiyorsun. Evet. Peki nasıl diyeyim? Yani dışarıdan çocuk alınıyor mesela. Nilüfer bunu yaptı. Öyle bir şey düşünmüyorsun. Evlatlık. Yani yani. Hayır, ben kendi canımdan, kanımdan bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Sen yolunu bulmuşsun, taşıyıcı anne. Hayır, bu bir formül sadece. Bunu da düşünüyorum diyorum. Eğer sadece. Olmaz ise. Evet, çevremdeki bütün arkadaşlarım kadar... bu fikrimi dinlemek bile istemiyor. Duymak bile istemiyor. Herkes çok karşı. Ama zaman gösterecek. Böyle bir konuda gerçekten araştırma yapıyorum. Peki aşk konusunda ne diyorsunuz? Yani aşk olmazsa evlilik olmaz mı sizce? Ha Ece? Yani yani bana hani kalsa tabii ki olmamalı. Herkes yani bence evliliği aşk evliliği olsun ister. Herkes aşık olmak ister. Bunları yaşamak ister tabii yani ki ama. Yani mantık evliliği yapar mısın? Yani bana yapamam gibi geliyor. Ben yapamam. Mümkün değil yani. Yani aşk olmalı. Aşk olmalı ama çocuk yapmayı çok istiyorum ama çocuğu da babasız taşıyıcı baba yapamam. Yani bir bebek de oydu buydu. Taşıyıcı baba. Taşıyıcı baba olmayacak. Yani bilmiyorum işte, her şey kader kısmet. Hayırlısıysa. Yani hayırlı. Sen de kesin baba olması lazım şekerim. Bence mutlaka olması evet. Gerekiyor kesinlikle. Peki sen aşk olmadan evliliği düşünemez misin? Yani hayır aşk düşünemem. Hayır düşünemem. Çünkü peki ben, sen... Yani benim inişlerim çıkışlarım var. Kova burcu erkeğiyim. Dolayısıyla bütün burcumun da özelliklerini taşıyorum. Aşk güzel bir şey, onu yaşamak lazım.
her şeyle yaşamak lazım. Çıkışlarıyla, inişleriyle. Dolayısıyla da aşık olmadan mantık evliliğini duymak bile istemiyorum. Çok saçma geliyor bana. Yani aşkın bedeli ne olursa olsun yaşarım diyorsun. Mantık evliliği yapmış arkadaşlarıma, etrafımdaki insanlara da baktığım zaman en büyük eleştirmenleri benim zaten. Yani işte bu adam bu kadınla nasıl evlendi, bu kız bu adamla ne buldu. İşte onlar mantık evliliği yaptılar diye dışarıdan duyumları duyduğum zaman bile ben rahatsız olan bir insanım. Çünkü insanların aşık olup büyük bir aşk içerisinde evlilik yapmalarını istiyorum. Dolayısıyla da mantık evliliği gibi bir şey düşünmüyorum. Her ikiniz de o zaman aşk ne olursa, bedeli ne olursa olsun biz öderiz diyorsunuz. Ama her şeyin bedeli yok mu zaten? Her şeyin bedeli var. Her şeyin en güzeli de kadar bence aşk. Şu ana kadar belki işte aşk yaşayamamak ya da işte bir ilişkimizin olamamasının sebebi de bu da bir bedel ödüyoruz aslında. Çünkü işimiz bir bedelimiz. Evet. Ece'nin de yaptığı, senin de yaptığın, benim de yaptığım işler hepsinin bir bedeli bu. Çünkü niye hep ertelemekle uğraşıyoruz? İşte bu dizi bitsin, bu çekim bitsin, bu program yok bitsin. Yok canım, aşka ertelenir mi ayol? Aşka ertelemiyorsun ama vakit de bulamıyorsun işte. Bizim de bir sebebimiz var. Ama bir de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Galiba eskisi gibi ilişkiler maalesef kalmadı. Öyle mi? Her peki şey çok yüzeyselleşti bence. Aşk nedir? Ya aşk yani tarifi çok zor, anlatması çok zor bir şey bence. Ben mesela çok eskiden hani çok büyük bir aşk yaşadığımı zannediyordum. Şimdi baktığımda hayır, o aşk değildi. Daha büyüğünü istiyorum diyorsun. Emin de değilim aslında, hani acaba değil miydi? Yani gerçekten insan yaşadığı şey aşkın tarifi çok zor geliyor bana. Anlaması zor. Sence aşk nedir? Ya aşkın birçok tarifi var şu anda. Yani aşk nedir, aşk şudur, aşk budur demek biraz benim için zor. Ama ben şöyle bakıyorum. Bir aşk yaşarken o aşkın vermiş olduğu heyecan, o ilişkideki ilginç olaylar bana aşkı tarif ediyor gibi geliyor. Normal bir hayat yaşamıyorsun. Adrenalin yükseliyor. İlginç farklı şeyler yaşamaya başlıyor. Her şey ilginç olabilir. Mesela işte çok yıllar evvel bu programda söylediğim türküyü, yine bir türkü işte arkadaşlar rica ettiler. Hadi Hakan Bey'e türkü söyle dediler. Gerçekten işte bir kızdan hoşlanıyordum ve heyecandan işte o diyor ya sen işte salın da gel işte ben boyuna bakayım diyor. Ben o anda sen soyun da gel. Ooo seninki aşkı. Hayatım seninki aşkı geçmiş, arzuya geçmiş seninki. Aşktan arzudasın sen yani. Sen salın da gel, soyun da gel. Hayır ama bu söylemek istediğim şey, yani bir stadyum gibi bir yerde bir festivaldeydik. 25-30 bin kişinin karşısında bunu söylediğin zaman bunun tabii ki işte arzu da değil. Heyecanlandırıyor. Farklı farklı şeyler oluyor. Mesela en son bir arkadaşımın aşkına şahidim. Onun mutfağında işte konuşuyoruz. Heyecanını dinliyorum vesaire. O anda o da bulaşık makinesine işte bulaşık deterjanını koyması gerekiyor. Bir baktım elinde kedi maması var. Kedi mamasını bulaşık deterjanına koyuyordu. Döndüm işte aşk budur dedim. Ha, böyle bir şey. Bunu sen yapmadın yani. Hayır. Karşındaki yapıyor. Kadın ne hale getirmiş o adam kimse. Sen misin o? Hayır değilim. Kadın ayol, kadının gözü dönmüş. Bulaşık deterjanına kedi maması koyuyorsa ben bir an bir düşünürüm yani. Değil mi arkadaşlar? Kolay iş değil yani. Ne hale gelmesi lazım kadın. Yani bu yarın öbür gün dikkat etsen o arkadaşına git evine bak. Çamaşır makinesine kediyi de koyar o. Sadece şunu, yıkadım kurulansın diye. Sadece şunu ilave etmek istiyorum ama belki kendi adıma şanssız olduğumu söyleyebilirim. Çünkü işte annelerimize, babalarımıza ne bileyim ben işte... benim şahit olduğum bir takım evliliklere, aşklara baktığım zaman onları ciddi anlamda kıskanıyorum. Çünkü işte 40 yıllık, 50 yıllık evliliklerini sürdüren insanlar var. Benim babam 41 yıldır, annemle babam 41 yıldır evliler. Çok kıskanıyorum onları. Hala 41 yıl geçmelerine rağmen hala onların birbiriyle el ele tutuşup sokakta yürüyüşleri, ya bunun nedir, birbirine reçetesi? Göz göze peki bakması. Reçetesi nedir? Sevgili seyircilerle paylaşalım bunu. Nedir bunun reçetesi? Sana soruyorum, madem böyle bir anne babanın çocuğusun. Yani işte ben her zaman aşk, sevgi, ilişkiye başka bir bakış açım var. Ben onu üçe ayırıyorum. %33, %33, %34. Eğer bu üçü bir ilişki içerisinde varsa o ilişki başarılı. Nedir? Üçte ikisi varsa da fena değil. Üçte biri varsa başarısız. Bunlardan nedir? Bir tanesi sevgi, bir tanesi saygı, üçüncüsü ise seks. Bu üç tanesi eğer varsa o ilişki olağanüstü bir ilişki. Hayır, sadece sevgi varsa işte... seks var ama saygıda bir takım sıkıntılar var. Tabii saygı derken bunları çok geniş olarak açmak gerekiyor, sevgiyi ve saygıyı. Dolayısıyla üçte ikisi de fena değil, üçte birinde kesinlikle olumsuzlukla sonuçlanıyor. Ben sen böyle ne bakıyorum. Diyorsun, sen de böyle bakıyorsun.
Yani bilmiyorum aslında. Ben pek öyle bakmıyorum. Eskiden hayat çok daha farklıydı. Şimdi hayat çok daha şimdiki değişti. Şimdiki ilişkiler artık de mi farklı? İlişkiler de farklı göre doğal olarak. Daha mı yozlaştı yani? Yani eskiden bize bir takım şeyler öğretiliyor biliyoruz. Hepimize öğretiliyor bunlar. Bizim gerçekten kendi içimizden ne geliyor onu yapmamız gerekiyor. Ama bugün bu şartlarda gerçekten o eskisi gibi ilişkiler yaşamak bence çok zor. Çünkü herkes bir koşturma, herkes bir yarış içinde. Ve dolayısıyla sevgiye ve aşka ayıracak zaman bulunamıyor. Bunun herkes için de daha insanları daha mutsuz görüyorum ben. Kesinlikle yani öyle. Eskiye kesinlikle oranla. Öyle. Mesela evet, siz gençlerde daha ben çok görüyorum. Mutsuzum açıkçası. Aşık değil misin? Değilim. Kime nasıl aşık olabilirim ki? Ben kendi kendime aşık olma heyecanını yaşatıyorum kendime. Kendi kendine sonra da oturup kalıyorum bir yani bu açık açık. Ol. Efendim? Hadi uzaktan bul bir obje ol. Peki hadi canım. Değil mi öyle? Sen aşık mısın? Hayır değilim şu anda. O da aşık. İkiniz de aşık değil misiniz? Değilim. Ay yazık size be. Bir sergimiz daha varmış. Onu izleyelim. Beni eğlendireceksiniz. Gel senden başlıyorum. Sürpriz mi? Sürpriz. Zar attıracağım size. Zar atacağım. Zarda ne geliyorsa size. Mesela aşk var, para var, kültür var, gelecek var, yalan benim var. Benim en yakın arkadaşım Nilgün'le yapmıştık bunun küçüğünü kartondan böyle. Hangi Nilgün'le? sanat yönetmeni Nilgün'le açacağım. Ne gelmişti o zaman? Her şey geliyor sürekli. Atıyorsunuz tamam. Bak buradaki zarflara hiç ben karışmadım. Bunlar hiç bana ait sorular tamam değil. Ne çıkarsa bahtınıza. Hadi bakayım at. Şöyle. Aman gelecek, gelecek çıktı be. Çıktı sevmedim kısmetim bunu be. Ha, öyle olabiliyor mu? Tamam. Olabiliyor. Tamam. Üç hakkımız mı var ya? Yani? Üç olmadı, hakkımız üç olsun. Hakkımız var, tamam. Benim istediğim geldi. Yalan. Sevdim bunu. Tamam yalanla ilgili. Dur bakayım hemencecik. Ay. Yalan zor bir söyler soru misin gelecek gibi? Yalan söyler misin? Yalan söylemekten çok hoşlanmıyorum. Arada söylüyoruz tabii hepimiz yalan söylemeyi söylemiyorum. Söylemeyi en çok sevdiğin yalan hangisi peki? Söylemeyi en çok sevdiğim yalan. Çok zor bir soru bu gerçekten. Şu anda uyuyor diyeyim.
Nasıl? Ha, gibi mesela, evet, olabilir. Teşekkür ederim. Peki, en son sevgiline son söylediğin yalan. Çok oldu ama en son sevgilim. Ne kadar oldu? 10 ayı geçiyor, 11 ay falan oldu. Peki o zaman yalan söylemeden bir şey soracağım. Şu anda beğendiğin biri var mı? Var. Ona buradan ne söylemek istersin? Yani onun haberi var mı senin onu beğendiğinden? Yok. 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 Hiç mi kendini anlatmıyorsun? Ama bu şöyle bir şey değil ki yani. Yani herhalde bir Brad Pitt falan değil, hani değil mi bu? Aşk bir şey falan filan değil tabii ki bu. He. Tabii ki değil. ona ne söyleyeyim? Ama aşk da baştan olacak bir şey değil ki. Aşk zamanla olur. Kimisi gördükçe aşık olur, kimisi yaşadıkça. Ben mesela yaşadıkça aşık olanlardan. Gerçek aşk da budur. Değil evet. mi Hakan Bey? Sizi bilmiyorum. Aynen öyle efendim. Evet. İnsan ona ne demek isterim? Hayatında başarılar dilerim. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Peki otur yerine ya. Olmadı bu. Açık açık söylüyor kız. Ne diyorsun? Gel sen de adam. Sen gel bakayım sıradaki... Oldu. Sıradaki... Kaç tane atma hakkım var? İşte ben beğenene kadar. Ha, seni mutlu ediyoruz beni mutlu burada. Ediyoruz. Bu benim için. İtiraf. Ay dişim gıcıklandı. Ben sevmedim bunu. Hayır, ben çok sevim. Burada benim sözüm geçer. Sen Hakan'la geziyorum da karar verirsin ne yapacağını. Ha, itiraf. Güzel. Rüyanda en çok kimi görürsün? Rüyamda en çok kimi mi görürüm, neyi mi görürüm? Kimi görürsün yani? Rüyanda özellikle gördüğün mesela hayran olduğun biri vardır da hep rüyanda görürsün. Öyle bir şey var mı? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Rüyamda en çok o anda neye konsantreysem herhalde onu çok görürüm. Peki hiç arada bir aynaya bakıp da abi ne yakışıklı herifim be, Allah da beni özene bezene yaratmış der misin? Hayır, hiç demem. Aynaya baktığım zaman kendimi ayrıca hiç beğenmem. Peki o zaman. Bugüne kadar hiç kimseye söylemediğin bir şeyi itiraf et. Hiç kimseye söylemedim bugüne kadar. Ama burada söyleyeceksin. Ama çok bu bir zor canım. Çok tüm zor. Zor mor. Biz de soru soruyoruz size. Biz de armut toplamıyoruz burada. Aklıma bu geldi. Bir şey itiraf edeceğim. İtiraf edeceksin. Biraz düşünmem lazım bence. Burada hadi. Şimdi evet şimdi kendimi sınavda gibi hissettim. Oturayım düşüneyim sonra itiraf edeceğim zaman elimi kaldırayım şey olmaz mı? Olmaz. Peki senin son zamanlarda beğendiğin biri var mı? Beğendiğim biri var evet. Ona ne demek istersin? Ona bir itirafta bulun. Ona bir itirafta bulunmam gerekiyor. Ya ona hep aynı itirafta bulmuyorum zaten. Konuşuyoruz çünkü kendi aramızda da. Her şeyini akışına bırak diyorum. Akışını bırakmakta fayda var. Çünkü insan hissettiklerini yaşar diye düşünüyorum. Ben hissettiklerimi yaşıyorum. Bundan sonrakinde de yani gelecek kaygım yok. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye hesap kitap yapmıyorum açıkçası. Peki bu taşıyıcı anne onun olmasını ister misin? Taşıyıcı anne... o anne olmayı düşünürse zaten taşıyıcı anneye ihtiyacımız kalmaz diye düşünüyorum o ben zaten. O hale, tamam evet. Oturabilirim. Evet efendim. Artık bir kitap tanıtayım diyorum. Kitapları bir sergimiz daha varmış ama zamanımız var mı? Yok, o zaman şu kitapları bir tanıtayım. Kitap okumayı sever misiniz arkadaşlar? Severim ama çok böyle deli gibi kitap okuyanlar gibi değilim açıkçası. Değilsiniz ama sen... Ben çok vakit bulamıyorum ama çok fazla derecede uçak yolculuğu yaptığım için... Evet, oralarda işte bir dergi okumak ya da kitap okumak hoşuma gidiyor. Şimdi şu ara en iyi satılan ya da benim için tavsiye edebileceğim kitapları okuyorum. Ben hayranıyım kendisine, onun için buradan onun kitabıyla başlıyorum. Onlar Hep Oradaydı, Sunay Akın'ın kitabı. Ben gerçekten bir Sunay Akın hayranıyım. Çok seviyorum onu, kişiliğini, yazarlığını. Efendim, Işığın Söndüğü An diye bir kitabımız varmış. Şöyle bir kitap. Karanlık bir kitap. Evet, Abidin Dino, Yeditepe Öyküleri. Şu anda en çok satılan kitaplar. Abidin Dino'nun Kısa Hayat Öykümü diye bir kitap. Güzin Dino ve Abidin Dino. Bak ne güzel, karı koca oturmuşlar. Sensiz her şey renksiz. Kitabın güzelliğine bakın. Bir karı koca oturmuş, sensiz her şey renksiz diye birlikte bir kitap yazmışlar.
Demek ki hayata bakışları da böyle. Aslı Erdoğan Mucizevi Mandarin diye bir kitabı. Yine Aslı Erdoğan'ın Hayatın Sessizliğinde diye bir kitabı. Aslı Erdoğan Konu Kabuk Adam. Demek ki arka arkaya üç tane. Murat Yalçın Şen Saat diye bir kitap. İşte bu kitap. Bunu Hakan'a hemen hediye ediyorum. Erkekler neden bazı kadınlarla evlenir? Boşanmak için. Aa, ne demek ki bu bana? Pek yaralayıcı oldu. Bunu oku bakalım. Erkekler neden bazı kadınlarla evlenir? Oradaki ona bazı göre çok önemli ama işte. Evet, bazı, o bazı. İşte o bazı erkekler çok önemli. Erkekler neden bazı kadınlarla evlenir? Tonlama bu sevgili seyirciler. Benim ilgimi çekti bu kitap onlara doğrusu. Onlara bakacak anne aradı arayan erkekler. Acaba erkekler için yazılmış bir kitap mı acaba? Annemi arıyorlar gerçekten onlara destek olacak bir kadın mı arıyorlar? Ben merak ettim. Ben de merak ettim. Aldım sana hediye edeyim o zaman. Peki, teşekkür ederim. Tamam. Çok mersi. Erkekler gerçekten ne arar bir kadında Hakan ya? Ya aynı seni şey erkek ben de şöyle burada her şeyi sana kadınlar soruyor. Neden bazı erkeklerle evlenir sorusunu sorarsan ben cevaplayabilirim onu. Erkeklerle evlendiği çok açık ortadadır. Adamın parasıdır, puludur, yakışıklılığıdır falan. Böyle gider yani. Tabii ki erkeğin güçlü olması bir kadını çok etkiliyor. Geneldeki kadınlardan bahsediyorum. Biz aşk kadınlarından söz etmiyorum. Ama bir erkeğin gücü birçok kadını çok etkiliyor. Ama sizi en çok ne etkiliyor? Ben merak ediyorum hakikaten. 10 puanlık. Bu da 10 puanlık. Ama yani kardeşim soru. Siz de alışmışsınız hayatınız boyunca kolay sorulara. Öyle abidik kubidik sorular yok. Burada bir araştırmacı sunucu var. Şimdi erkekler neden bazı kadınlarla evlenir? Bu, yani ben de merak ettim bu kitabı. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Birincisi... Kitap merak sardı. Sevgili yazar satıyor kitap. Birincisi şu. Bir erkek bence bir ilişkiye başlarken eğer o evlilikle sonuçlanacaksa ben öyle düşünüyorum. Zaten ilişkiye de o şekilde başlıyor. Kafasında evet bu benim evleneceğim kadın. Bazen şöyle düşünüyor. Bu benim iyi vakit geçirebileceğim bir kadın. Bu aşk yaşayabileceğim bir kadın. Bu çok farklı heyecanlar yaşayabileceğim bir kadın. Ama evleneceği kadına da ilişkisine başlarken kendini o şekilde yönlendiriyor. Ve evet bu benim evlenebileceğim bir kadın. Onun özelliklerini taşıyor. İlişkiye böyle başla, ağır ol, uslu ol, onu kaybetme. Bu şekilde kendini yönlendiriyor. Ben bugüne kadar böyle başladım. Evleneceğim veya evlenmek isteyeceğim kadınlarla ilişkilerime böyle başladım. Ama başarılı oldum ama başarısız oldum. Ben böyle düşünüyorum. Fakat eğer kadınlara çevirirsen kadınlar neden bazı erkeklerle evlenir dersen işte o çok farklı. Çünkü benim çözdüğüm ya da çözdüğümü zannettiğim bir konu aşk yaşadıkları erkekle hayat yaşayacakları erkeği kesinlikle kadınlara hemen ayırt edebiliyorlar. Bunu söyleyeyim. Çok net ayırt ediyorlar. Çünkü aşk yaşayacakları erkekte işte onun heyecanlandırmasını, yukarıya çıkmasını, inmesini her şeyi istiyor. Fakat evlilikte hayır onu istemiyor. Heyecan istemiyor. Heyecan değil. Hayır. Evlilikte düzgün bir işi olsun. Sırtımı bir yere yaslayayım. Düzgün bir hayatı var. Olsun. Düzgün evet. Bir işi olsun. Düzgün bir geliri olsun. Çok fazla derecede inişleri çıkışları olmasın. Benim her istediklerimi yapsın. Aynen öyle. Herhalde böyle. Peki arkadaşlar çok sevindim sizle birlikte olma. Vaktimiz çok azaldı bitireceğim ama son olarak senden ve senden seninle birlikte çok güzel bir Hakan'ın efendim önümüzdeki hafta programı Hakan'la Geziyorum programında Şehri İstanbul var. Onca yeri dolaştıktan sonra İstanbul'a geldi ve Büyükada'yı tanıttık birlikte. Benden de yardım istedi. Ben de onunla beraber Büyükada turuna çıktık ve evet. Önümüzdeki hafta böyle bir program var. Çok da keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Çok başarılısın. Başarılarının devamını diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten şov yapıyorsun, stand-up yapıyorsun. Evet. Festivallerin en çok aranılan sunucususun. Bunların hepsini biliyorum. Sana başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok televizyoncu sağ ol. Olarak da başarılı biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili Ececiğim sen de çok başarılı bir oyuncusun. Çok teşekkür ederim. Her ikinizin de Allah gönlüne göre versin diyorum. Sana taşıyıcı anne, sana iyi bir iyi bir aşk. İnşallah. Seni mutlu edecek. Hayır. Sen çünkü bu mutluluğa layık bir kızsın. Başarılar diliyorum. Çok mersi. Zaten başarılısın. Daha çok başarılı ol. Efendim bugünümüz de böyle geçti. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Aşkla kalın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Evet sevgili Rubato. Finalde bizi neyle uğurluyorsunuz? Bir Sezen Aksu şarkısı demiştik. Hadi onu söyleyelim. Evet Sezen Aksu şarkısı olsun. Uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüzdürdüm Hisar'a doğru yapacak hiçbir şey yok
gitmek istedi ve gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı bitti. Bil o dost lazım şimdi bana, bir kürek bir kayık. Zula'da birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Söverim gelmişine geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedim böyle keder. Geliyorum aşkımda kalmadı bende gururdan eser. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedim böyle keder. Geliyorum bulamadı ihanetin acı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sev. Yeni bir ten, yeni bir heyecan, bilirim üstelik. Bil o dost lazım şimdi bana, bir kürek bir kayık. Zula'da birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Severim.